Abi, uyansana Mahir abi. Mahir abi. Ya kusura bakma, uyandırdım ama biz uyuyamıyoruz ya. Niye? Çok horluyorsun. Ne yapayım? Ne olur biraz yavaş. Ya da biz uyuyalım, istersen öyle uyu. Olur. Uyuyamadık Mahir abi, kusura bakma yani. Tamam. Uyandırdım seni ama. Tamam kızım, tamam. Uyu. Tamam. Oh.
uyudum zaten, zor uyudum. Şimdi ben nasıl uyuyacağım? Yerimi yurdumu da yadırgadım. Benim mıhınım her yerim ağrıyor. Ben şimdi ne yapacağım ya gecenin bu saati? Of. Uyuyun. Kendiniz uyuyun. Bizi nasıl olsa uyandırdınız. Uyuyun! Ayağa kalktık nasıl olsa. Of. Of. Ne yapacağım ben şimdi gecenin bir saati? Deli gibi dolaşayım ortalıkta. Bahçeye mi çıksam acaba? Of. Şu Azize'yi sıkıştırayım ben. Dur. Dur bakayım, dur. Azize Hanım. Gece uyku tutmadı da bu şey 250.000 dinarla alakalı. Acaba bu parayı biz nasıl değerlendirelim? Bir türlü işin içinden çıkamadım. Azize Hanım. Yoksa bak şu şeyi mi şey yapsak acaba ya? Orada villalar var ya, ikisini de satıp Türkiye'de bir yatırım mı yapsak? Onları bir konuşmamız lazım. Mahir amca. Efendim canım. Sen hala yatmadın mı? Hemen gidip yatayım bari. Yoksa uyumak imkansız. Bacak kadar boyuna laf mı sokuyorsun hayal? Ondan sonra da Mahir amcanız niye uyuyamıyor, niye sağa sola dönüyor diye düşünüyorsunuz ya. Allah kahretsin benim yaşadığım hayatı. Allah'ım yarabbim ya. Biraz televizyon izleyin bari. Nereden açılıyor? Ne yapıyorsun Mahir abi? Benim 250.000 dinarım var. Mahir amca hiçbir zaman istemediği yerde kalmaz canım. Ay ne mahsus mu yapıyor ya? Tam uyumuştu. Mahir abi, bu çocuklar yarın sabah kalkıp erkenden okula gidecekler. Hepimiz erken uyanıyoruz. Ne olursun yapma. Koş bak bakayım Azize Hanım, o da erken uyanıyordu. Uyanmış mı kadıncağız? Peki. Ne yapayım kızım? Uyuyamadık Mahir abi. Ne bileyim, kendileri karışmış kumandalar. Ne yapacağımı şaşırdım. Kapısını açmıyor anne. İyi ki açmıyor. Yatağın içinde sağa sola dönmekten ağzım burnum kurudu. Ne olur sessiz izle. Tamam. Ne olursun. Thank you.
Allah. Allah iyi geldi. Açıldım biraz. Biraz elektrik iyi geldi bana. Ortalık biraz dağıldı. Anam. Anam. Günaydın Mahir Bey. Ne yapıyorsunuz efendim? Bahçenin her yerine efendim köpekler her yerine böyle öbek 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 pislemiş. Ben dedim şu hortumu takayım da şöyle elimle fıstı yapa yapa böyle iteleye 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 dışarı atarım diye. Bir hortumu takayım diye uğraşıyordum Hazza Hanım. Olmaz ki Mahir Bey. Ne olacak şimdi bu hortum? Benim işim vardı orada. Bırak canım bu işleri. Bunlar artık senin son işlerin Azize Hanım. Şu işleri bir halledelim Libya'm Libya. Ha? O işleri hallettikten sonra bir elin manikürde olacak, ayağın pedikürde olacak. Hiç merak etme sen. Ama... Halloluyum. Mahir Bey ya, üzülme ilk son. As şunu da. Bu hortumu da taktım. Aman. Tamamdır Azize Hanım. Biraz güç kuvvet ister yani. Buradan açıyor, su hemen fış diye geliyor ama koşuyor buradan. Ruh hastası ya. Günaydın Özlem. Bu hortum ne burada böyle? Aman efendim, Mahir Bey'in icadı. Hortum. Ama yani köpekleri mi kaçırmaya çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım vallahi ya. Ay. Ya hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi bakar mısın? Şu köpek kalitesi burada kestirmeyin. Geliyor buraya pislikler ne yapıyorlar bahçeye ya. Burada da kalitesi var ya. Ya bana ne dedin? Duydun mu sen? Nereden geldi? Ay rezil oldum, rezil oldum. Bütün apartmana rezil oldum ya. Aman efendim zaten pek bir acayip bir şey. İnşallah komşular da imza toplamazlar bizim aleyhimize. Vallahi. Ay bilmiyorum nasıl sokağa çıkacağım. Mahir abi küçükken çok severdim ama ne olmuş bu adama böyle? Hep annem yaptı bunları. Nasıl atacağız bunu başımızdan bilmiyorum ki. Efendim bakın ben hicap duyuyorum nakletmekten. Fakat bu olacak iş değil. Sabaha kadar burada yani. Efendim sabah kalktım baktım bütün pencereler kapalı. Ha. Herhalde üşüyor ki kapatmış pencereleri. Tabii bütün gece zar 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 zar. Aman bir koku, bir koku vallahi. Kalktım, teneffüs etmeye imkan yok. Bütün oksijeni bitirmiş. O camları açtım, perdeleri silkeledim, havalandırmaya, korander yaptırmaya çalıştım. Fakat imkan yok. Ya, Allah muhafaza, siz rast gelseydiniz mutlaka bayılırdınız. O kadar. Halbuki evimizin havası ne kadar güzel. Fakat bu adam oksijen namına bir şey bırakmadı evde. Oh.
Serap Hanımcığım ben... kusuruma bakmazsanız öpmek istedim sizi. Hem de bu yorucu iş günü öncesinde. Moral olmasın hasebiyle. Teşekkür ederim. Çok incesiniz Aziz Hanım. Ama biliyor musunuz, kimse benim moralimi bozamaz. Artık kendime zaman ayırmaya karar verdim. Ne anne ne Mahir abi benim canımı sıkamayacak. Efendim zaten Mahir Bey bizim bünyemize uymadı. Yakışık almadı efendim. Ya Hayal sizin dün akşam odaya tıkladı ama açmadınız. Efendim ben söylemeyecektim fakat tıklayan Mahir Bey. Ah inanmıyorum. Evet, odaya gitmemle beraber Mahir Bey gelmiş kapıya tık tık. Ay fenalık geçirdim. Açız ise açmaz ise karar veremiyorum bir türlü. Ay, açarsam ne yapacak diye. Cidden mi? Evet. Ne yaptı peki? Libya'ya gel benimle diyor. Üstüme iyilik sağlık ya. Aa, bayağı aşık oldu yani bu size. Aman efendim. Artık ben bizde yani bu yaştan sonra... Aziz Hanım, bence siz bunu ciddi olarak düşünebilirsiniz. Mahir abinin Kaddafi'nin sarayını gören bir evi olduğunu biliyor musunuz Libya'da? Aman efendim yani bu yaştan sonra yani, Tarabiye'ye gitmeyeceğiz ki Libya diyor. Her neyse. Ben kahvaltı yazayım. Tamam ben dolabı. Ay Allah'ım ya. İrem'im. Hadi bakalım. Kalkın minnoşlar hadi. Rüyamda babamı gördüm. Babam mı geldi rüyanda? Evet, hem de o kadar uzun kaldı ki. Ne yaptı, ne dedi? Ay sanki gerçek bir şey olmuş gibi konuşmuyor musunuz? Rüya bu kızım, rüya. Bir ara bana da öyle geldi ama sonra babama sordum, rüya mı bu dedim. Babam ne dedi? Yok Alice'cim, gerçekten dedi. Belki bugün kafeye falan gelir. O zaman görürüz onu ha. Benim hala uykum var. Belki babam gelir rüyama. Alamadık ki uykumuzu tabii. Adam belediye gibi çalıştı bütün gece. Hem ne uykusu bakayım. Kalk hadi kalk. 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 Allah inanmıyorum ben bu adamın yaptığına. Ben de portakal suyu sıkmıştım. Ayağınıza sağlık. Serap Hanımcığım. Buyurun. Beni bağışlayın ama sabah banyoya girdim. Bakın, bak kızım. Ben hiçbir şahsın namahreminden bahis açmayı sevmem. Fakat bu Mahir Bey'in efendim... kilodu bir tane de değil. Kilot. Hepsini böyle az... Affedersiniz efendim. Böyle siz görmeyesiniz diye toplamaya çalıştım. Yaklaşamıyorum. Nasıl bir koku? Rezalet yani. Efendim, kusura bakmayın efendim, bağışlayın. Aziz Hanım, siz çok haklısınız. Sizi anlıyorum fakat ne yapacağımı da bilemiyorum ki. Git diyemem şimdi. Annem çok üzülür sonra. Aman efendim, zaten ses etmemek lazım herhalde. O yöneticiyi nasıl dövdü gördünüz. Belki bizi de döver. Ay, kim bilir? Canım, yok. Mahir abi yapmaz öyle şey. Biraz sinirli sadece. Anlıyorum efendim. Serap Hanımcığım, bu Ridvan Bey'i pek göremiyoruz. Ha? Acaba kendisi mi? Hani kendisini şişman bularak belki hani nasıl efendim kompleks mi yaptı da uzaklaştı, kendisini çirkin bulduğundan mı uzaklaştı, kendisini size layık bulmadığından mı uzaklaştı da gitti, yoksa bütün bunları siz mi gördünüz onu uzaklaştırdınız? Yok canım Aziz Hanım, yok öyle bir şey. Biliyorsunuz uzaklaşmak için önce yakınlaşmak gerekiyor. Ama benim hayatımda herkes o kadar çok konuşuyor ki ben neye karar vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu arada birazdan burada olacak, beni almaya geliyor. Serap Hanımcığım, beni bağışlayın, kabahatse kabahat söyleyeceğim. Çocuklarla ilişkisi hiç tasvip etmiyorum. Beğenmiyor musunuz? Hiç tasvip etmiyorum ve... Serap Hanımcığım, beni bağışlayın. Ben çok üzülüyorum. Niye çok sen? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Dün gece
Çocuklarım için, yavrularım için. Dua ettim efendim. Allah'a bağıştım etlerimi. Rabbim dedim. Rabbim dedim. Bu çocukların hali ne olacak dedim. Dedim, dua ettim. Bütün gece ya gözümü yumrukladım. Al canım yarabbim dedim. Al canım yarabbim dedim. Yapmayın Ezra Hanım. Ben çocuklarla ilişkisine dikkat edeceğim. Siz merak etmeyin. Ne olur üzmeyin kendinizi Ezra Hanım. Ben çocukları kaldıracağım. Tamam Ezra. Lütfen gel. Lütfen. Allah'ım, hangi biriyle uğraşacağım? Şaşırdım ya. Tam nerede duruyordu baba? Tam burada duruyordu, tamam mı? Elimde de Şubi vardı. Şubi'ye yaprak oynayalım mı diye sordu. Şubi ne dedi? Evet dedi. Yani rüya alt tarafı ya, rüya. Ne kadar da ciddiye alıyorsunuz. Günaydın çocuklar, günaydın Hayal, günaydın Aliş, günaydın, günaydın Sucu. Çocuklar, ay çocuklarım. Ay. Bakın, moralinizi bozmak yok, tamam mı çocuklar? Bugün yepyeni bir gün, yepyeni bir gün, tamam mı çocuklar? Bir şey mi oldu Azize teyze? Aman canım. Ya, yapacak bir şey yok. Gelecek tabii. Yani annenizi işe götürmeye gelebilir tabii ki. Yani bunda ne beis var Allah aşkına? Kadıncağız yaşlandı. Kendi başına işe gidemiyor artık. Yine mi şu Rıdvan ya? Peki içeri girecek miymiş Azize teyze? Ay girecek herhalde. Ne yapacağız? Yani siz bir kere merhaba dediniz ya, artık yüz buldu bu. Hay Allah'ım yarabbim. Neyse bozmayın moralinizi. Ne ki kim bilir? Belki de İyi baba olur. He? İstemem, bir daha merhaba demem. Hayır Aliş. Hiç olur mu öyle şey? Eğer siz merhaba demezseniz bu böyle toptan göçer gider. Anneniz sizin sevmediğiniz bir insanı bir daha asla ve kata eve getirmez. Olmaz öyle şey Aliş. Hadi bakalım toparlanın. Konuşmayacağım aşağıya. İşte. Aliş. Bak evladım. Sen hep benim söylediğimin aksini mi yapacaksın çocuğum? Ha? Aksini mi yapacaksın Aliş'cim? Aa, hiç olur mu öyle şey? Aslan, bana ne geldi baba ya? Nerede Aslan? Yok burada Aziz Hanım, Mahir abi yukarı çıktı. Ha, Serap. Bir şey konuşacağım. Çok tatlı bir kadın. Ne olur daha buna ayarlaman lazım Serap. Aracı olman lazım. Ya Mahir abi sen delirdin mi? Hı. Bu kadın seninle Libya'ya gelir mi? Hiç aklın alıyor mu şimdi senin bunu? Kim dedi bu? Ay kim diyecek? Azize Hanım dedi tabii. Bu kadar dedikoducu bir karı mı ya? Gelmiyor mu? Ya niye gelmiyor? Serap bir konuşsana ya. Niye gelmiyor? Hava koşulları yüzünden gelmiyormuş Mahir abi. Çok sıcak Libya, dayanamam ben orada diyor. Altına don giymezsen serin olur yavrum. Orada böyle uzun elbiseler var, anladın mı? 12 dinara da satıyorlar pazarda onu. Ondan alırım. Kendime alırım, ona da alırım. Ha? Zaten benim hayatımdaki kadın değil mi? Ona da alırım, ne var bunda? Senin için cimri diyorlar, doğru mu? Para herkesin yüzünü yumuşatır yavrum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkartma, anladın mı? Ben şimdi senin önüne, şimdi çıkarsam buradan çantanın içerisinden böyle bir deste para koysan hemen suratın yumuşar. Ha böyle gördün mü? Adamın suratını yumuşatır para. Ya. Mahir abi bırak şu kadının peşini. Şimdi canını sıkacaksın, gidecek buradan. Bak bu zamanda bakıcı bulmak zor. Ne olursun, ne olursun ya. Ama çok tatlı kadın ya Serap. Bu kadar tatlı ki. Cin gibi. Bir bakayım adamı deliyim. Arkamdan bakayım ben anlamıyorum. Şöyle bakayım hissediyor mu yani? İnsan hisseder çünkü. Cin gibi. Çok tatlı. Vurs! Allah'ım ya Rabbim ya. Evin haline bak ya. Vurs! Gel ya böyle bakayım. Buraya hemen. Sıcak daha, sıcak. Gördüm. Oh!
Ama hadi çocuklar, yüzünüz gülsün biraz ayol. Ah, bak, dot dot dot, kornolar çalıyor. Hadi bakayım, hadi, hadi bakalım. Ulan beni almaya geldi ama erken geldi. Rıdvan, merhaba, gelsene. Gel, gel. Efendim, günaydın kim? Çocuklar. Rıdvan mı? Evet, Rıdvan. Aa, ama o zaman bir tabak daha koymak lazım. Olur. Koyalım bari. Gel, gel. Mahir abi. Ne oldu? Aziz değil. Niye? Hadi Rıdvan ya, ben de hep bu Aziz'le karıştırıyorum. Tiyatrocuda o para nerede halbuki ya? Kaç aldın sen o arabayı? Çok güzel ama. 75 bin euro. 75 bin euro mu? Çok pahalı. Ver bakayım anahtarı, bir dolaştırayım şunu. Ya gezeceğimden değil, ver anahtarı. Hemen tereddüt ediyorum. Mahir abi ya. çocuklar, Rıdvan amcayı hatırlıyor musunuz? Maalesef. Maalesef mi? Aleşik, bir merhaba desenize. Önemli değil Serapcığım, zorlama çocuğu. Nasılsınız bakalım kızlar? Ay olacak iş değil efendim, olacak iş değil. Çocuklar, çok ayıp. Lütfen bey, ben özür diliyorum efendim. Affınıza sığınıyorum efendim. Sizin yüzünüzden değil, sizin yüzünüzden değil. Çocuklar, hayır efendim. Ya gelen bir misafire böyle bir reaksiyon olacak iş. Lütfen bey, çok özür dilerim. Aziz Hanım, önemli değil, problem etmeyin isterseniz. Hafta sonu brunch'a gidelim mi? Ne dersiniz? Bence çok güzel olur. Biz babamla sinemaya gideceğiz. Yaramaz. Rıdvan Beyciğim, bir ince belli bardakta bir çay alır mısınız? Ben kahve alsam daha iyi galiba. O zaman şöyle yapalım, sen salona geç, ben senin kahveni hazırlayayım. Tamam, ben... Çocuklar, siz de hadi bakalım Rıdvan amcanızla beraber... ...kahvaltınız da bitti nasıl olsa, hadi bakalım, buyurun çocuklar. Haydi çocuklar. Çocuklar geçin salona, ben seni geleyim. Seni yaramaz, demek babanla sinemaya öyle. Hadi çocuklar. Serap Hanım. Efendim. Efendim, ya... Vallahi beni affedin ama... ...müthiş bir anguaz var. Müthiş bir anguaz var. Ortalık gerim gerim geriliyor. Ne yapmak lazım acaba? Ne oldu bu çocuklara bilmiyorum ki. Ama affedersiniz ama. Ya beni affedin ya. Vallahi kabahatse kabahat söyleyeceğim efendim. Ya bu adam şu kadar çocuk dilinden anlamıyor vallahi. Aziz Hanım, hiç şans sanmıyorlar adama, görmüyor musunuz? Aman ne şansı efendim. Sulu bir şey zaten. Ya bunun ya biraz insan çocuk psikolojisinden anlamaz mı? Neyse, siz kahveyi yaparken tamam. Ben de gideyim de bakayım, tamam. Bir tatsızlık çıkmasa bari. Ay. Ay, 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 ay. Rıdvan amca gelmiş, Rıdvan babişko gelmiş. Bizle oyun oynayacak. Haydi bakalım Rıdvan babişko, bakalım sizde ne oyunlar var. Çocuklarla beraber oynayalım. Şeyden efendim, şu babda söyledim ki hani buzları eritmek kabiliğinde. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Aman efendim, mutlaka bir oyun biliyorsunuzdur. Hani hiçbir şey bilmiyorsunuz, şöyle sulu bir şeyler yapın da görelim. Hadi çocuklar, seyrediyoruz değil mi? Şimdi böyle birden istenince de insanın aklına pek bir şey gelmiyor tabii. Aman, bunda ne beis var. Aklınıza gelen ilk şeyi yapın lütfen. Evet, evet doğru. Bir dakika. Ne olabilir? Buldum! Buldum. Şimdi 1, 2, 3 deyince benim yaptıklarımın aynısını yapıyorsunuz. Aynısı, tamam mı? Aynısı. Tamam. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Sağa dön. Sola dön. Yukarı bak. Aşağı bak. Abanay! Çok güzel. Ne kadar güzel bir oyun yaptı Rıdvan babişko bizlere değil mi çocuklar? Azize Hanım, Rıdvan babişko değil, Rıdvan amca. Çünkü onların zaten bir tane babası var. Aman efendim, işte istikbalde demek istedim. Evet. Ay Serap Hanım, ne yaptınız ayol? Ya ben hazırlardım, neden zahmet ettiniz? Olsun. Rıdvan Beyciğim, bir parça süt alır mısınız kahvenizin içine? Çok teşekkür ederim. Süt benim ağzımın tadını bozuyor. Ben süt sevmem. Yanlış anladım galiba. Süt istemiyor musunuz efendim? Ben sade içsem daha iyi olacak galiba. Hiç süt sevilmez mi? Sevilmez mi tabii? Evet. Serap. Efendim? Bir şey soracağım. Özel muayenehane açmayı düşünmüyor musun acaba? Yani
Hastanedeki maaşlara baktım da gerçekten felaket durumda. Yani oradan gelecek parayla geçinmek pek zor bir şey. Yani hani özel muayenehanen olursa hastaneye gelen hastaları kendi muayenehanene yönlendirirsin. Ancak böyle para kazanabilirsin. Bu bana hiç etik gelmiyor Rıdvan. Valla belki etik değil ama gayet pratik. Zavallı hastalar. Ne yapıyorsun evladım? Ben anneniz için söylemiştim çocuklar. Hem daha az çalışıp daha fazla para kazanabilir. Babam paraya önem vermez. Onda olmadığı için olabilir mi? Ben sıkıldım. Aliş! Çok özür diliyorum efendim. Tamam. Tamamıyla benim kabahatim. Sizden de Rıdvan Beyciğim. Çünkü ya çocukların terbiyesinden ben sorumlu olduğumdan ya benim hatam efendim. Çok özür diliyorum. Alişciğim. Pazartesinden itibaren misafir karşılama eğitimlerine başlıyoruz. Çok özür dilerim tekrar. Benim hatam. Tamam. Önemli değil. Ay! Heh. Hadi korna. Hadi bakalım. Hadi bakalım servis geldi. Hadi bakalım toparlanalım. Gel bakalım. Hadi, derslerini güzel dinle tamam mı canım? Hadi evladım, hadi çocuğum. Hadi görüşürüz. Hoşça kal anneciğim. Canım bay bay. Sucuk. Görüşürüz. Bak burada uyudun kal. Hadi koş bakayım odana. Hadi bakayım evladım. Hadi çocuğum. Evet. Hadi evladım. Bunlar benim çocuklarım. Ya çok güzeller. Serap, akşam caz konserine iki tane biletim var. Gider miyiz? Harika olur. Miles Davis'in öğrencilerinden Peter Anderson. Çok iyi bir basçıdır. Tamam. Çok iyi. Oradan da teras bara geçer bir drink alırız. Ne diyorsun? Vallahi iyi olur. Ben çok uzun zamandan beri dışarı çıkmıyordum. İşte bu çok iyi. Serap. Bugün çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ay, çok özür dilerim vallahi. Bak bütün rahatınızı bozdum. Şu şempansın. Burada ne arıyor Allah'ım? Hadi seni yaramaz. Sen kalkacaksın, büyüğün oturacak. Hay Allah. Efendim, her şey üst üste vallahi. Otur bakayım sen böyle. Ay aman. Aman efendim, bir rahatsızlık olmaz. Şu tarihimizde Gerek yok. Gerek yok. Vallahi çok özür dilerim, bir şey olmadı inşallah. Yok. Ay ne yaptım ben? Çok özür dilerim Rıdvan Bey. Benim bronşlarım mı dolmuş? Benim midemden mi geliyor? Anlamadım. Çok özür dilerim efendim. Gerçekten çok özür dilerim. Biz kalkalım artık. Evet iyi. Rıdvan Beyciğim çok özür dilerim. Aman. Çok özür dilerim. Tamam yok bir şey. Sana bakayım. Geçiş öyle. Vallahi çok bütün kabahat bende. Vallahi Rıdvan Beyciğim. Ay çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Şimdi size güzel bir bitki çayı koyalım. Kendinize gelirsiniz. Çok özür dilerim. Ben bu hatayı nasıl yaptım? İyisiniz Ezra Hanım. Gayet iyiyim. Fakat emin olunuz. O ses efendim midemden gelen bir ses değil. Kalbimden kopup gelen bir çağlayan. Ne oldu? Lütfen beni affet. Hata yapıyorsam lütfen söyleyin. Bu insan samimiyetsiz. Samimiyetsiz. Efendim, çocuklarla ilişki bir duygudur hanımefendi. Anlıyorum Ezra Hanım, o bizimkilerde az değil. Ben çocuklarımı bilirim yani. Efendim çocuklara karşı samimiyetsiz. Bu da baba olmaz. Aziz Hanım, ben şimdi yukarıya çıkıp çantamı alıyorum. Bu akşam konsere gideceğim, siz de yemeklerini hazırlarsınız. Aziz Hanım, bu nereye gidiyorsun? Şöyle koyayım bari. Aziz Hanım, ne yapıyorsunuz? Gazı niye açtınız? Ay. Ne bileyim yavrum, ne bileyim. Yani
Önce bu çocukların haylazlıkları, keza sonra benim bu adabı muhaşerete yakışmayacak hareketim. Vallahi beni çileden çıkar. Hey Aziz Hanım. Evladım, ekmek yumayım mideni bastırsın dedi. Ben almayayım, diyetteyim. Sakin olun lütfen. Vallahi çocuğum bu... Bu haylazlara lütfen kafanı takma evladım. Yani o kadar haylaz, o kadar haylaz ki... Bu sabah çocuğun şey yerde, ondan sonra onu kaldırayım da... Affedersin, külodunu vereyim, giydireyim dedim. Ne yapsa beğenirsin, alnımın ortasına şap tükürdüm. Belkinin yorganını düzeltiyorsun. Bir açtım, ana danıyor ya. Efendim, minicik pipisinden suratıma çiş... Olacak işte. Meymenetsizlik. Facia çocuğum. Peki Azize Hanım, yani nasıl dayanıyorsunuz? Aman efendim, aman efendim. Maaşla çalışıyorum evladım, ekmek parası. Yatalak bir babacığım var. Ona bakmak maksadıyla bütün bu eziyetlere katlanıyorum çocuğum. Fakat evladım, beni dinlersen bu çocukların kesinlikle otoriteye ihtiyacı var. Kesinlikle otoriteye ihtiyaçları var. Sen dünya yakışıklısı, muhteşem genç bir delikanlısın. Bütün kızlar peşinde. Herkes seni damat olarak ister. Evladım, sen bu müstakbel evlatlarına otorite göstermezsen bu çocuklar katil de olur, hırsız da olur. Bunlardan her şey olur çocuğum. Sen bunları gördüğün zaman diyeceksin. Terbiye edeceksin çocuğum. Bunlara sert yüzünü göstereceksin çocuğum sen. Tamam mı evladım? Tamam. Tamam canım, peki. Serap'a da öyle gösterecek. E tabii canım, sen bakma bu kadının kadın. Yok cazlara gidecek, cuzlara gidecek. Böyle şeyler yok çocuğum bunda. Bu gizli arabesk dinliyor. Nasıl yani? Sen bunu boş yere caza cuza götürüyorsun. Bu arabesk dinliyor. Bu efendim çıkılsın meyhanelerde, içkili sofralarda kalkın. Şakadanga oynasın. Bu çocuk bundan anlıyor çocuk. Sen niye bunu caza masa götürüyorsun? Sen bunun gönlünü alacaksan bunu arabesk dinleteceksin. Bunu oynamaya göndereceksin. Bunu göbekler atmalara göndereceksin. Tamam mı evladım? Ben... Ha kayınvalideyi de unutma. Ay o kayınvalide böyle efendim yok sosyetik, monsiyetik, asiler böyle değil. Sen bunlara damat olacaksan... Bunlar sana yapıştılar evladım. Bunlar buna koca aranıyor, bu çocuklara baba aranıyor, bu kayınvalideye damat aranıyor çocuk. Tamam mı evladım? Ben şok oldum. Yani ben tanıdığım Serap böyle... Sen otoriter olacaksın çocuk. Senin gibisini bulamazlar çünkü sen adam değilsin evladım. Sen adam değilsin. Nasıl yani? Sen adam. Senden adam olmaz çocuğum. Sen adam değilsin. Sen bir ikramiyesin. Sen bir cevhersin çocuğum. Sen ikramiyeden çıkmış bir adamsın. Öyle adamsın. Anladın mı yavrum? Anladım. Tamam. Aferin benim çocuğum. İkna oldun değil mi çocuğum? Evet, otoriter olacağız. Tamam. Çocuğum, güle güle. Sağ ol. Atmış dışarı. Eşyalarımı dışarı atmış. Eşek kadar kadın bağ çilbe yapıyor. Bunun açıklaması budur. Vallahi. Kim? Azize Hanım, aramızda bir şeyler bakalım oluyor da. Senin araba var ya. Evet. Araba. Evet. Sol şeyi lastiği inik haberin olsun. Ha tamam, bakarım ben ona. Tamam. Al anahtarını da. Teşekkür ederim. Kaça dediydin şimdi sen bunu? 75 bin euro. Çok pahalı ya. Kaç yapıyor şimdi? İşte 1800 küsurla çarpmak lazım tam. Hesaplar o. 1800 şey, 50 çarpı... 135 milyon, çok pahalı. Hadi çıkalım Rıdvan. Tabii, hemen. Hey, nereye gidiyorsunuz şimdi? İşe gidiyoruz. İşe. Ha, otobüs geliyor mu Serap buraya? Otobüs geliyordur da saatlerini bilmiyorum Mahir abi. E, taksiler kaçtan açılıyor? Vallahi taksiler 1 milyona yakın işte, 1 milyonu biraz geçkin. Çok pahalı ya. Ya beni de Şişli'ye atın o zaman, ha? Şu Mahir amcanızı taksilerde, otobüslerde falan gezdirmeyin ha? Yarın öbür gün istemeye geleceğim Rıdvan. Tehdit gibi algılama ama. Tabii buyurun. Ne demek Serap? Hadi Serap. Tamam Mahir abi tamam. Araba bu tarafta Serap. Ha doğru. O zaman ben ceketi alayım dur. Serap haberim var mı? Bunları atmış. Şunu bir tutalım. Sen de aldın mı içeriye? Aldım. İyi yaptın Mahir ya, abi. Ya bunun adı cilvedir. Ceket nerede ya? Tamam pardon. Hadi bakalım. Hadi. Serap!
Aklımda da izleyecek bir şey kalmadı. Bir sihirli annem var o kadar. Oradaki tombul çocuk çok tatlı. Eda Peri de çok güzel. Oradaki çocukla kız sevgili olacaklarmış. İleride de evleneceklermiş. Ne diyorsun? Hayatın gerçeği bu. Benim bir arkadaşım var, televizyonda dizide oynuyor. Diziye gide gide sınıfta kaldı şapşoluz. Ya Aziz, bir şey söyleyeceğim ya, bir müsaade et. Bir dakika, bir dakikalık, Allah Allah. Bak ne diyeceğim. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun abicim ya? Ya bir tek şey rica ediyorum senden ya. Niye kapıyı böyle suratıma kapatıyorsun? Anlamıyorum kardeşim. Evet, nedir abicim? Dünyada olmaz. Hayır, ben bunu tartışmak bile istemiyorum ya. Bir dakika, bir beni dinler misin? Ne yapayım ben? Nerede çekeyim? Hiç kimse evini açmıyor bana. Yeni taşındım evi, şu kadar bir mutfağı var ya. Rica ediyorum sana, çekelim bitsin, gözünü seveyim ya. Abicim ben rica ediyorum. Bak. Geliyor musun acaba? Gelmiyor kimse. Turgut, yapamam ben abi. Ya ben bu çocukları görmek için nelere katlanıyorum abicim. Burada memeler, burada anladın, bunlar. Ya tamam, ne yapacağım peki, abi ben? Ya Serap öğrenirse ne olacak abicim? Gerçekten öğrenmeyecek. Bak şöyle yapacağız. Ben diyeceğim ki Azize Hanım'ı ben zorladım. Onun hiçbir suçu yok. Lütfen Serap diyeceğim. İş bitecek bu kadar. Konuşacaksın yani Serap'la öyle mi? Evet tabii. Ha? O da seni dinleyecek öyle mi? Niye dinlemesin abi? Niye? Çünkü acaba kıramayacağı bir hatırın mı var Serap'ın üzerine? Vallahi bunu görürse bir kaşık suda boğar abicim ya. Ne yapmamı istiyorsun? Batıyorum ben. Ve bu kimin yüzünden? Senin yüzünden. Diziyi çekmedim. Ben teslim edemedim. İflas ettim ya. Damdaslak kaldım. Öleyim mi? Bunu mu istiyorsun? Bilmem. Burası düzenli bir ev lütfen. Hay düzenliymiş. Düzene bak. Ya mesela baş ağrıdı Serap'ın. Geldi. Ne diyeceğiz abicim? He? Hiçbir şey demeyeceğiz. Kapıya mı koysun beni de? Yani ben nasıl ondan sonra tekrar bu işi yakalayacağım? Yani olacak iş. 40 yılda bir sen bana yardım edeceksin. Bana bak. Ne? Her şeyi kim biliyor? Nasıl her şeyi kim bu biliyor? Bu bildiklerimi. Nasıl yani? Bunun altında ne olduğunu, nasıl, hangi gerçek nasıl olduğunu söyleyeyim mi ben? Ha peki söylüyorum o zaman. Yap. Çocuklar. Hayır. Çocuklar lütfen, bir şey söyleyeceğim. Lütfen Turgut Bey. Rica edeceğim. Buyurun yapın o zaman. Yalnız bu son olsun. Son. Aslanım benim. Çocuklar haydi. İnsan böyle günde arkadaşına güvenmek istiyor. Canım benim. Çok güzelsiniz Aziz abi. Yani... Aslında o yedi bilmiyor ki senin ne? Konuşuyor işte. Benim annem de yok. Tonguç'un annesinde çok varmış. Ezgi görmüş. Bilmem, gördüm diyor. Elgin gibiymiş. Azize geliyor kapıya. Ne yapacak? Ne yapacak? Küçük sütüğü ham yapacak. Küçük sütüğü ham yapacak. Ne yapıyorsun bakayım sen? Ha? Telefonla mı konuşuyorsun? Çır 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 çır. Ha, yerim ben seni. Yerim o güzel saçlarını, yerim o güzel saçlarını. Ha canım, ne yapacak Azize teyzesi şimdi? Artık o telefonun fişini çekecek. Ya önemli bir şey olursa? O zaman çekemeyecek. Ama bu kadar çok konuşma olur mu benim tatlı kızım suçum? Ha benim bir tanem. Çünkü sen böyle konuşunca bir kelime konuşsan annene bir para yazıyor. Ya üç kelime konuşursam? Ya üç kelime konuşursan o zaman annene üç para yazıyor. Ama bir kelime noksan konuşsan annene bir para noksan yazacak suçuk. Ya? Ya on kelime konuşursam? Ay. Küçük sucuk büyümüş de Azize teyzesiyle maytap mı geçiyormuş? Maytap mı geçiyormuş? Ay ben seni yerim. Hadi kendi başına hazırlanacaksın. Parka gideceğiz. Tamam mı? Tamam canım. Taşma. Fazla taşma. Ha, kadın da yoğunlaşalım. Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Kızım ben sana ne dedim ya? Ay yine ne var Turgut? Yahu böyle giyinilmeyecek demedik mi bir saat önce? Kanal ne dedi? Bu çok açık saçık bir program. Daha muhafazakar bir şey yapın dedi. Git üzerine bir şey giyin hadi. Aman Turgut ya. Siyah bir bluzum var kapalı. Onu giyeyim mi? Tamam hadi git giyin de gel. Hadi çabuk ol. Ama burasında pencere var. Hala pencere diyor ya. Kızım bunun penceresi kapısı kalmadı. Kapalı giyinilecek. Kapalı. Bitti o kadar. Of Turgut ya. Son kez söylüyorum. Boğazlı kazak giyinilecek tamam mı? O ben değilim Turgut. O ben olamam tamam mı? Ben buyum, tülüm bu. Hayır, kişiliğimden tavizle vereceğim ya. Seninle uğraşacak halim yok. Of. Git ve bir boğazlı kazak bul ve boğazlı kazakla çekeceğim. İşte bu kadar. Abi. Giymiyorum. Oynamıyorum o zaman. Aman oynamazsan oynama. Sanki çok umurumdaydı. Kudret. Boğazlı kazağın var mı? Abi. Dur şimdi Cavit. Hayır öyle olmaz. Yani boğazlı bir kazak diyorum.
Yani boğazlı kazakla çekeceğim ben bunu. Bir boğazlı kazağım var. Evet söylesene. Boğazlı kazağı var. Sen niye görmüyorsun? Abi, al şu boğazlı kazağı. Hadi hadi canım, ver ona boğazlı kazağını. Hadi. Aha. Evet. Ve ne diyorum? Bu sette işini yapamayan asla burada barınamaz. Evet. Gördün mü? Pişman olmayacaksınız Turgut Bey. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Asla aşılamayacağım. Uzatma. Uzatma. Çok iyi kararlar. Tamam teşekkür ederim. Yani. Çok muhteşem karar. Üzülme üzülme, sana da bir şey yaparız. Evet. Hadi Kudret. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kimsin sen ha? Sen kimsin? Çekilir misiniz Tülin Hanım? Turgut Bey rica etti bunu benden. Daha düne kadar toz alıyordun ofiste. Şimdi basınımıza artist mi olacaksın? Ne varmış? Senden daha iyi yapacağım kesin. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Delireceğim ya. Senden daha iyi yaparım dedi. Bana bunu dedi ya. Ay inanamıyorum ya. Sen de bensiz de kendini bilmez bir şeymişsin be. Araya bakmıyor musun insan? Ben şu kazağı. Ya git Turgut Bey'e anlat. Sahne benim canım. Sahne senin. Ben de senin müskün pasajlarını anlatayım. Yeter Turgut Bey. Yeter. Bu kısmını boğanı bekliyorum zaten. Ne oluyor? Cavit ne yapıyor bu tabi? Kapıyı mı yediniz siz be? Dur. Fıçını tuttum abi. Allah Allah. Ne oluyor be? Televizyonun bu mu Turgut ha? Bu mu senin vizyonun? Ne vizyonu ya? Vizyonda bu uğraşan var mı? Aslanımın bir tane mutfak programı çekip kanala verip Allah rızası için popomu kurtaracağım. Ha? Bana haciz mi gelsin? Hapislerde çürüyeyim, onu mu istiyorsun? Çürü Turgut, çürü. Benim yerime bu çalı süpürgesini koruyorsan peynir gibi çürü inşallah. Allah Allah. Sen süpürgesi. Beni sormazsa kadınlığımı kullanmıyorum. Olmayan şeyin nesini kullanacaksın be? Demek ki şımırtısın. Yeter artık, kesin be. Öf. Sen de giy şu kazanı, motor diyeceğim. Ona değil Turgut Bey. Manyak! Gel Nail abi gel. Ana dur takıldı ya dur. Allah'ım yarabbim ya. Bulamadık dükkanı. İyi mi? Aferin bize. Üç kişi bulamadık ya. Koca Şişli'deki mahalleyi bulamadık ya. Ya ben nereden bilirim Şişli'yi Mahir Bey? Ortada dolaşmasını çok iyi biliyor. Elinde zır 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 telefonuna. Bir şey anlayamadın ya. Mahir abicim adresi iyi alamamışsın. İki saattir Şişli dolaşıyoruz ama bak. Ya Mahir amcan doğma büyüme Şişli mi ki? Nereden bilsin acaba ya? Nereden bilsin? Libya'da yaşıyor, orada para kazanıyor. Nereden bilsin Serap? Deliler dolaşıyor mu ortada? Ha? Hastaneye burası o açıdan soruyorum ha. Şu gömlekleriyle dur şunlara bir bakayım ne ediyorlar acaba? Şimdi bir tanesi dolaşıyor olacak Mahir abi. Laf mı sokuyor? İyi hadi sok, ben bunlara hepsini alışıyorum. Dur şunlara bir bakayım. Görüyor musun Rıdvan? Ne diyeceğim Serapcığım? Söyle Rıdvancığım. Şu akşamki program için diyorum. Bence çok keyifli olacak, çok iyi düşünmüşsün. Ne diyeceğim yani... Aslında her müziğin kendi içinde bir duygusu, bir hikayesi vardır, bir öyküsü vardır. Yani demek istediğim şey şu, yani arabeskte de çok güzel şarkılarımız vardır. Ne bileyim, Türk halk müziğinde de çok güzel şarkılarımız vardır. Mutlaka. Yani şunu demek istiyorum, eğer ruh halin uygun değilse caz da şart değil, türkü bara da gidebiliriz. Ben her ihtimale karşı opsiyonel olarak Gürbüz Güzel'e de yer ayırdım. Tarabya'da çıkıyormuş. Gürbüz Güzel mi? O ne Rıdvan? Bilmiyor musun? Yeni birisi. Albüm falan çok iyi satıyormuş. Herkes ona gidiyor. Çok in bir mekanda çıkıyor. Bütün sosyete orada. Neler söylüyorsun Rıdvan? Ben caz konserine gitmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu anlayamıyorum. Ya hayır ben şunu söylemek istedim. Yani hani cazdı, klasikti, böyle hep aynı şeyleri dinlediğimizden şikayetçiysen yani yeni ufuklara doğru yelken açabiliriz, ondan bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bu konsere gitmek istemiyor musun? Eğer öyleyse lütfen açık açık söyle. Hayır olur mu? Olur. Tabii ki gitmek istiyorum. Benim sadece tek söylemek istediğim şey hani sevdiğin ve kimseyle paylaşamadığın yeni tatlara beraber yelken açabiliriz, onu demek istiyorum. Ben yani arabesk de dinlerim, onu demek istiyorum. Ya Rabbim sen bilirsin. Ya Rabbim. Ne dersin? Ya ben uyarım her şeyi, onu demek istiyorum. Anladım Rıdvancığım, bu akşam meselesini sonra konuşsak. Şimdi benim halletmem gereken bir iki iş var, izin verirsen tabii, eğer. Tabii. Tamam, tabii iş tabii, hallet işlerini. Akşam. Yani arabesk de opsiyonlarımızı... Hiçbir şey beceremiyorsun.
Evet çekiyorum. Çık artık Cavit oradan. Kayıt. Sevgili hanımlar. Lezzetin Kudreti adlı programa hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Kestik ya. O ne ya? He? Lezzetin Kudreti ne? Programın ismi Turgut Bey. Uyumadı mı? Uyumadı. Sana program ismi oradan belirtiyen oldu mu? Lezzetin Kudreti. İsme bak. Biz burada yemek tarifi yapıyoruz. Başla hadi. Hadi Cavit. Lezzetin Kudreti'ymiş. Hem Kudret erkek ismi değil mi ya? Kadın hiçbir yerinde kadınlık yok ki. Tamam tamam. Cır cır cır. Konuşma. Çekim yapıyorum burada. Cavit. Şuraya gel. Şunu ayarla diyorum ya. Geldim abi. Aha. Çekim mi? Müsamere bu Turgut. Hale bak. Ne yapıyorsun sen ya? Kahve servisi bile yapamayan bir kadına sen kalk programsındır. Of. Hatta ben de ki böyle ciddiyetsiz biriyle iş yapıyorum. Tamam bundan sonra yapmazsın. Hazır mısın Kudretciğim? Hazır mısın? Tamam çok sırıtma. Tamam tamam kesinlikle. Hadi başla. Kayıt. Merhaba sevgili hanımlar. Lütfen gelin gelin. Hepiniz mutfağa gelin. Çünkü bugün sizlerle hep beraber dana madalyon yapacağız. Kestik. O ne lan madalyon ne? Dana madalyon Turgut Bey. Yemek. Dana madalyon. Yemek. Yahu hangi yerde yeniyor bu yemek? Kim yiyor? Kim yapıyor? Otellerin bilmem neresinde yapılıyor. Biz burada halka program yapıyoruz. Halka. 200 milyon maaşla halka program yapıyorum ben. Danayı nerede görüyor bunlar? Belgeselde. Dana madalyonmuş. Düzgün bir şey bu da. Onu yap. Tamam. Teriyaki soslu penne yapsak Turgut Bey. Ben çıldıracağım ya. Arkadaşlar ben anlatamıyor muyum ya? Kamera grubu ya. Arkadaşlar rica ediyorum ya. Penne diyor bu bana. Ne var? Ben anlıyorum seni. Aman biliyorum senin anladığını. Bizden bir şey yapalım. Tamam. Bizden. Ispanaklı mıhlama yapalım Turgut Bey. Tamam bak bu güzel. Tamam gayet iyi. Var mı bunun malzemesi bizde Cavit? Ispanaklı mıhlama için ne lazım abi? İki ayrı boy çivi lazım mıhlamak için. Ya ne lazım ıspanaklı mıhlama için? Ispanak. Evet. Var mı bizde? Yok. Gidip al o zaman. Ne bekliyorsun? Alayım abi ama şey lazım. Ne? Ha, onu şey yap. Sitenin manavına yazdır. Serap'ın hesabına. Böyle mi gideyim abi? Öyle git. İstiyorsan onu da çıkart git. Bir an önce ıspanağı al gel. Hadi tamam, ya. Tamam hadi bak ya. Tamam. Hemen. Hadi abi. Vaktim kalmadı aldım diyorum abi, ya. Aldım abi tamam. Ha, öyle açma ağzını da. Hele. Masum ol. Ha. Serap kızım bu kantinde kola ne kadar pahalı ya. Ha gittin mi? Neyse ben bir Ömer arayayım. Neyse canım delilere yazsın. Ne anlar ondan faturada. Ömer! Ömer duyuyor mu beni? Ha kulağını aç bana konsantre ol şimdi. Lan ben şimdi Şişli'yi nereden bileceğim? Ben doğma büyüme Şişli miyim ki ben Şişli'ye çağırıyorsun? Gerizekalı. Taksim meydanında şey var ya heykel. Atatürk heykeli. Onun önünden al işte beni. Hadi de elle de elle hadi. Doktor hanım yoklar mı? Sağ mısın? Şimdi ben o zaman Serap'a haber vereyim. Şimdi gel. Tamam. Şimdi gelin siz. Ceketi alayım ben. Buyurun oturun. Serap. Serap kızım bak hastan geldi. Serap. Neyse şimdi gelir kendisi. Şurası açık olsun. Evet. Evet. Şunları da alayım önünüzden. Değil mi? Hastaların nasıl bir şey olduğu belli olmaz. Adamın dang diye sırtından bir saplarlar. Hiç kırık 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 diye insan ölür öyle değil midir efendim? Evet. Size probleminiz nedir? Yani halledemiyorsunuz mu? Yani kafaya mı çok takıyorsunuz? Hani insan öyle mi delirir? Yani ne manada? Kafayı nasıl? Yani yediniz mi? Bir anlamda. Yeniliyor mu? Yani? Şimdi kaldıramıyorsan eğer, anladın mı? Duygusal olarak kaldıramıyorsa o zaman mücadele etmesini öğrenmen lazım. Anladın mı? Şimdi benim Libya'da 75 bin dinar. 75 bin dinarımı cebimden diye aldılar bunlar.
Şişli'de şimdi büroları varmış. Ben onlarla mücadele edeceğim şimdi. Ama sen mücadele edemezsin. Niye? Çünkü psikopat olursun. Anladın mı? Delirirsin. Sen bunu kaldıramazsın. Bu senin için içkiye vurursun, hastalanırsın. Onu bir arkadan bıçaklayın filan. Öyle olmuyor mu? Belki de yanlış biliyor da olabilir. Hı? Özledim teninin kokusunu. Özledim, özledim. Sımsıcak nefes. He, kapı çalındı Kudret. Cahit geldi herhalde. Kudret kapı. Ne yapayım Turgut Bey? Ben bakacağım herhalde değil mi kapıya? Yok canım. Siz niye bakıyorsunuz? Biz sizi yormayalım tabii. Ben gitsem olur mu? Bence de. Kudret! Kapı çalındı! Kendi elimizle star yaratıyoruz burada ya! Ama benim yakamla paçamla. Merhaba. Merhaba. Biz geldik abicim, biz geldik. Merhaba Turgut. Oh, merhaba canım. Merhaba. Efendim işte buyurun, buyurun ıspanak. Yumurta ve soğan. Görüyorsun değil mi Turgut? Ne gerekiyorsa aldık. Hiçbir masraftan kaçırmadık. Çok yani. Teşekkür ederiz ya. Sağ olasın. Ya işsiz kaldın herhalde. Ne işin var senin burada? Ne işin var bunun burada ya? Ne yapayım abi? Suyut gibi yapıştı peşimde. Ayrıca Turgut Bey. Daha çekecek miyiz? Bekleyecek miyiz? Bana bak. Chico, Jennifer Lopez psikolojisinden. Al şu ıspanakları yıka. Çabuk. Yıkayamıyorsan silkele. Sizinle uğraşacağım buradan. Hadi çekiyorum ben bunu. Vaktim kalmadı ya. Çıldırtıyor lan adamı. Hadi Cavit. Hadi. Tamam abi. Hazır mıyız? Tamam. Silkeleyin. Seti boşaltın. Hadi boşaltalım. Evet, Alain Delon eskizi. Buyur. Boşalt, boşalt canım. Hadi boşları al Cavit. Buyurun, Tülin Hanım. Olmaz ki Turgut'cum. Tülin Hanım niye sahnede yerini almadı? Almadı efendim. Olur mu abicim? Olayın starı kalmamış yani. Starı mı? Starı yok abicim. Sen hani, sen ne karışıyorsun? Ben böyle çekeceğim. Kudretle çekiyorum. Oldu mu? Olmaz abicim. Olmaz abicim. Yani olayın starı yok. Kim seyreder bu diziyi abicim? Kim seyrederse seyreder. Gece uykusu kaçan seyreder. Oldu mu? Bunu seyredenin uykusu kaçar abicim. Bak, deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Kanal bunu geri çevirir, haberin olsun. Söylemedi deme. Aman çok teşekkür ederiz. Hadi. Abi bırak buradan uçayım kafasını. Abi de sen ya. Çıktın. Ya dağılın bir be. Dağılın, şiştim ya. Gaz yaptınız ya. Bir dağılın arkadaşlar. Sen bir yapacağız. Uzağa geçer misin? Çık oldu. Evet. Sessizlik. Hazır mısın canım? Hadi. Ağırbaşlı ol. Mutasip ol. Evet. Giziye uygun. Say. 3, 2, 1, kayıt. Sevgili hanımlar. Bilirsiniz ıspanağı. En büyük problemi temizliğidir. Ama gördüğünüz gibi... Öncelikle ıspanağı temizleyip yıkarsanız ve pisliklerinden arındırırsanız her şey. Sen nasıl bu programda şey olmazsın Tülin ya? Lezzet yazık ya. Bütün özelliği gitmiş. Ot gibi olmuş program. Sen çok iyiydin Tülin ya. Aşırı iyiydin halbuki. Ay söylemeyeceğim, söyleme. Zaten bütün sihir psikolojim alt üst oldu. Sanatçıya verilen değer bu işte. Görüyorsun değil mi? Bu yazık. Alıyorlar seni ve yerine bir saksı koyup onu çekiyorlar ya. Boş ver, moralini bozma sen. Kendileri kaybederler. Hem öncelikle sen bugün yarın keşfedilirsin zaten. Demedi deme. Turgut kimmiş verdi. Abi bu iş için biçilmiş kafta bak. Tülin var diye söyleyemiyorum. Gördün mü abi? Perfect oldu. Oynama lan. Bilmiyor musun ki kim olduğunu ben? Öyle perfect perfect diyorsun parmağımla be. Hayret bir şey ya. Oh. Abi Cem'le Tülin Hanım arasındaki kutuplaşmayı gördün değil mi? Gördüm gördüm. Sen merak etme. Beşe turneden dönsün. Ben Cem'den öcümü alırım, sen hiç merak etme. Tamam abi, perfect. Oynama lan. Oynama lan. Bir kere hiç komik değil. Baksana şuna, şuna bak. Ne yapıyor şimdi? İspanak doğuruyor. Biraz müzik dinleyelim mi? He? Radyo var burada. Çalayım mı? Antenini çıkartalım. K'yi çeksin. Klasik müzik iyi gelir derler de hani rahatlatılan o manada diyorum klasik müzik için. Evet, rahatlattı biraz. Ha? Hemen etkisini göstereyim. Bu mu meşhur olacak? Yazık. Çok yazık yani. Bir program ancak böyle heba edilir. Ay dinleyeceğim, ben de hiç anlayamıyorum ya. Sen deli misin ya? Senin havan bambaşka, bambaşka. Sen bu mutfakta fırtına gibi, lodos gibi esmedin. Şimdi ne bu? Ne bu? Ne? İspanak mı yapacak reytingi? Çünkü bunların saplı... Söyler misin bana? Senin alternatifin
Ispanak mı ha? Ispanak. Ne demek şimdi ben bunu sunmam ya? Sen de başladın bir kere, tabii ki sen sunacaksın. Tamam ya canım. Turgut Bey, suratımın hale bakın ya. İstikbalimle oynadın. Yok canım, ne istikbalinde? Kim oynayacak istikbalinde seni? Ben buradayken... Ya bunu şey edemez miyiz be, bunu kapatamaz mıyız? Yok mu bir fondöten, fondöten oğlum? Fondötenle, fondötenle kapanmaz. Alçı lazım buna. Kapatıcı fondöten istiyorum. Ömer istiyorsa bulalım abiciğim. Nerede bulunur bu? Nasıl bulacağız yani? Orada var. Hadi be, hadi oradan. Sana fondöten mi vereceğim ben bir de? Benim fondötene verdiğim parayla sen evini yenilersin. Düdük. Tabii canım verme. Niye veriyorsun? Vermeyeceksin tabii. Evet, çok büyük hata Turgut. Sen bir sarı bırak, programı bir maymuna sundur. Hadi be oradan. Sarışın bile değilsin. Aa, kaldırma bak beni buradan. Tamam, şimdi tamam. Buday kafa. Tamam. Hadi Kudret'ciğim, hadi kendini topla, çekerim biz bunu. Böyle sunucu mu olur Turgut abi? Nesi var? Ne dedik biz? Halk tipi arıyoruz. Evet, bak işte halk. Çünkü kadın kocasından dayağı yemiş, kalkmış, direnmiş, gelmiş program sunuyor. Ulan kadınlar bayılır. Kariciğim, hadi, hadi Kudret'ciğim. Sen kadınların sesi olacaksın, kadınların gücü olacaksın. Evet, evet. Al derin nefesini, kalk ayağa, he? Bütün gücünü topla. Belki ismini de sen koyarsın programına. Ulan! Merhaba sevgili hanımlar. Kadının kuvveti aldı programa, hoş geldiniz. Kadın varsa hayat var. Kadın varsa mutfak var. Kadın varsa ıspanağı mutlamak var. Artık yalnız değiliz. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Ispanak da değil. Ay Gönülcüm, Gönülcüm. Ay çok bedbahtım hayatım. Çok bedbahtım hayatım. Ya bu ev vallahi çok moralim bozuk gönül. Yani bu çocuklar ne olacak? Bu annesi çıkıyor gidiyor. Bu çocuklar yalnız başlarına kalıyor. Baba yok. Başka bir adam var. Baba yok, yazık. İlk aradın gönül. Çok üzülüyorum gönül. Çok... Ayşe Hanım. Ay gönülcüm. Ben ararım. Ay sen ara yine. Sen ara yine. Hadi ay efendim çok çok mahcup oldum. Gönüllü efendim eski bir arkadaşım, o da eşini kaybetmiş. Ara sıra böyle efendim lakırda ederiz. Çok özür diliyorum. Bilmiyorum burada olduğunuzu. Estağfurullah, ben telefonunuzu bölmüş oldum. Çocuklarla ilgili bir problem mi var Azize Hanım? Yok efendim. Desem... demek istedim. Fakat çok... çok üzülüyorum hanımefendi. Bu çocuklar, yani siz çıkıyorsunuz bakıyorum. Hep erotik elbiseler. Yani bu, nereye kadar bu işin sonu? Nereye kadar bilemiyorum. Azize Hanım, annesiyle babaları boşanan tek çocuk bizim çocuklar değil ki. Altı üstü bir yemeğe gidiyorum. İsterseniz siz kendinizi fazla üzmeyin. Ben bu konuyu çocuklarımla konuşayım. Ne dersiniz? Siz nasıl efendim uygun görürseniz. Fakat... bakınız şimdi çıkacaksınız. İşte oralar buralar efendim cazlara gideceksiniz, pavyonlara gideceksiniz, valsler yapacaksınız. Bilhara herhalde artık ya adamın evine mi adam gel tasvip edemiyorum. İçki çok fena bir şey. Alkol hiçbir zaman şeyde durduğu gibi durmuyor. Bakınız bizim o Samsun'dayız. Samsun'da efendim davet etmişlerdi. Likör ikram ettiler. Yemekten sonra ben o likörden ne yaptığımı bilemedim ya. Siz ki şimdi zamaneler neler içiyorsunuz? Azize Hanım, ben kendini bilen bir kadınım. Yaşım da küçük değil. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bir kadeh bir şey içeceğiz. Aylardır ilk defa dışarıya çıkıyorum. Ne var bunda canım? Baba, beni dinle bak. Ben bir şey anlatıyorum sana, anlatmaya çalışıyorum. Sen hala ters cevap veriyorsun hala. Ters cevap veriyorsun bana, ters cevap vermeyeceksin. Ya anlamıyorum sen, ya anlamıyorum. Ben öpeceğim işte. Gelinleri öp, gelinleri öp.
Bu adam mı ya? Bu adam mı? Köpeklerin helası yaptı ya senin bahçesini. Bu adam mı Serap ya? Hayır. Öldüreceğim seni. Hayır. Öldüreceğim seni ya. Öldüreceğim seni ya. Hayır abi içeri gir lütfen ya. Kusura bakmayın Bilal Bey, lütfen kusura bakmayın. Akli dengesi biraz bozuk, pardon. Madem o halde niye burada geziniyor? Niye içerilerde de dışarıda geziniyor? Laf mı sokuyorsun acaba? Laf mı sokuyorsun? Gel gel buraya gel. Bilal abi gir içeri ya. Öldüreceğim seni. Sana cevap verdiği zaman öldürürüm ben adamı. Anladın mı? Ne oldu ki buna şimdi? Ay 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 düştüm efendim, düştüm efendim. Dur kaldırayım ben. Çekil şöyle, çekil. Ya ne diyorsun sen acaba ya? Ne diyorsun acaba? Hala konuşuyor musun sen ya? Allah aşkına. Biz kapat mısın? Nesin ya? Senle konuşacağız Mahir abi. Ay evladım. Azam ne oldu? Oo efendim düştüm efendim. Aa, nasıl düştün? Çok geçmiş efendim. Olsun. Bak yavrum Azize teyze düştün hallere geldi. Ay gerçekten çok kötü düştü ya. Biz de gürültüye indik. Ay üzülme evladım. Üzülme yavrum. Üzülme çocuğum. Aa, korna sesi. Bu da kim anne? Ha Rıdvan'dır. Konsere gidecektim ya tatlım. Bırakıp da gideceksin anne ya. Ya bir başına ölürse? Saçmalama hayal. Niye ölsün? Ama lütfen lütfen efendim. Gidiniz gidin. Ben kendim bir ambulans çağıracağım artık. Sen neler söylüyorsunuz? Serap hadi git bak Rıdvan bekliyor. Hadi yemeğe git ben bakarım. Mahir Bey burada eğer bir iç kanama olursa sağ ol çocuğum. Herhalde Mahir bir doktor çağırır. Yok Azize Hanım öyle bir şey olmaz herhalde değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Hadi yavrum bekletme adamı. Hadi hadi. Sağ olasın. Hadi. Gelin çocuklar. Öpeyim hadi. Sizi. Ay 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 ay. Ay. Azize teyzenize iyi bakın tamam mı? İyisiniz değil mi Azize Hanım? Ay hiç de içim rahat gitmiyorum ama Mahir abi ne olur göz kulağı. Tamam ben bakarım yavrum sen hiç merak etme. Görüşürüz anneciğim. Hadi Azize teyzenize iyi bakın. Görüşmek üzere ben geleceğim hemen. İşte baş başa kaldık ya Azize Hanım. Ben kaldırayım sizi. Dur kaldırayım dur. Dur dur. Ne kadar da ağırsınız ya Azize Hanım. Kilolarıydı. Buralardan kilo yapıyor herhalde. Ne kadar güçlüsünüz böyle? Vallahi çok hoşuma gitti biliyor musun? İyi akşamlar. Merhaba. Televizyonda da hiçbir şey kalmadı. Artık eskisi gibi değil yani. Kapadık. Kapadık. Akşam bir program yapak mı? Bu Tarabya'da şey varmış. Gurbüz Güzel diye. Çok acayip şarkıları varmış. Böyle oyna, şakırda. Ondan sonra ellerini salla filan. Ben program yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarla Libya'da hep giderdik barlara, pavyonlara filan çok giderdik. Gerek mi? Gurbüz Güzel. Ha? Konuşuruk. Oradan çıkarık, sahile giderik. Ondan sonra tahtalara otururuk. Denize bakarık. Mazimi anlatırım sana. Ondan sonra daşıtarık. Şakalaşırık. Konuşmamakta kararlı mısın? Ha? Azizim. Konuşmamakta kararlı mısın? Ana. Ana ne diyeyim? Ana. Ana. Ne diyeyim? Ne diyorsun ya? Kolumu kırıyordun ya. Ne diyorsun acaba?
Seni çok pis kafaya taktım Azize. Senin ayağını kaydırmazsan bana da mahir demesinler. Kolumu kırıyordun ya. Bu nasıl bir davranış? Ayıp ya. Ben sana romantik bir şeyden bahsediyorum. Sen benim kolumu kırmaya çalışıyorsun ya. Ayıp ya. Bir de öyle bakıyor adamın suratına. Of. Başkasını çağırmasını da bilirim ben. Başkasını çağırmasını da bilirim. Terbiyesiz kadın. Ömer. Ha, bu şeyde oğlum Tarabya'da Gürbüz Güzel diye birisi çıkıyormuş. Böyle çok şen, şakrak, gırgır, matara, gargara filan hepsi varmış. Gidelim şöyle sabaha kadar vur patlasın, çal oynasın yapalım. Dinlemiyor mu lan? Bir şey anlatıyorum ya burada. Zaten sinirlerim bozuk. Teala, teala. Hadi ya. Psikopatlar. Konser nasıl acaba Pinokyo? Serap Hanım'la Rıdvan Bey caz dinliyorlar. Sonra da bir yerlerde bir şeyler içip ortak noktalarını saptarlar artık. Mantık evliliği yaparlar belki. Serap. Ama eve gel. Başka yerde kalma. Eve gel. Baba. Bu da ne? Su mu bu? Geldim bir tane. Baba. Baba. Su. Su. Oh, ateşin içinde yanıyorsun ya. Su gel. Gel. Gel burada baban evladım. Burada baba. Anne. Annen de burada. Annen de burada. Geliyor annesi. Annesi gel. Annesi gel. Annesi gel. Ah. 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 Ateşi. 40'tan 38'e düştü. İğne yaptılar. Ama bayağı bir sayıkladı. Tamam çocuklar. Kardeşiniz iyi. Merak etmeyin. Babam burada kızım. Çek şimdi. Ha, burası mı? Ha, burası arkasıymış. Hop hop hop. Oh, kafayı da sokun. Oh, oh, bak nasıl giyiyor. Neredeyse kendisi giyiyor. Şimdi annesi de altını değiştirsin onu. Oh, aman 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 aman. Canım kızım. Oh, ateşi de düştü. Bak düştü ateşi de canım. Oh. Aferin sana kızım. Aferin sana kızım. Bakayım. Hop hop hop. Nasıl da benek gibi uyuyor değil mi baba? Uyuyor. Baba. Yürü, yürü. Babam burada kızım, babam burada. Annesi de burada. Annesi de burada kızımın, annesi de burada.
İkisi de burada. Oh. Ha Sedat, bak şunu vereceksin. Tamam. Bir de içinde vitamin gibi bir şey var. Tamam. Onu da yarın sabah alacak ama yazdım üzerine ne zaman alacak. Tamam. Tamam. İyi geceler anne. Hadi çocuklar, siz yatın artık. İyi geceler babacığım. İyi geceler Ali. Eşim. İyi geceler anne. Gel şeker, gel. Al, bir de öbür yanakta. İyi geceler baba. Terliyim şu an. Daha terliyim. Hadi yatırın. Hadi. Su daha hassas diğerlerine göre. Hemen hastalanıyor. Erdek dede korkutmuştu ya bizi. Nasıl tutturdu yine olmayacağım diye. Ya. Ha, doktorun suratını parçaladı. Minnacık tırnaklarıyla perişan oldu adam. Sonra iğneyi kim yaptı belli değil. İstemediği hiçbir şey yaptıramıyorsun. Keçi gibi inatçı. Tabii. Kime çekmiş? Alo. Ha yok problem yok problem yok. Geldi. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim Rıdvan. Görüşürüz. Aziz. Teşekkür ederim. Niye? O benim de kızım. Hayır. Onu demek istemedim. Ben çok üzüldüm. Kanser nasıldı? İyi miydi? Beni suçlama Aziz. Aylardır ilk defa dışarıya çıktım. Azize Hanım'ın yanlarında olması gerekiyordu. Nasıl bırakıp gitti anlamadım. Anlamadığın şu Serap. Bu çocukların bir babası var. Ve çocuklarıyla beraber olmak istiyor. Çocukların güven duymaya ihtiyaçları var. Bir bakıcıya ihtiyaçları yok. Anladın mı şimdi? Sen onlara nasıl vereceksin bu güveni? Almayı unutarak mı? Görmeyi unutarak mı? Alişi Park'ta suyu denizde kaybederek mi? Nasıl? Anneleri gece barlarda tanımadıkları adamlarla içki içerken onların yanında olarak vereceğim bu güveni. Çocuğum ateşler içerisinde anne diye baba diye sayıklarken evet yavrum annen de burada baban da burada diyerek vereceğim bu güveni. Anladın mı şimdi? Ha? Haksızlık bu. Haksızlık bu. Birine at, birine eşek, birine uçurtma olacağım. Öyle vereceğim bu güveni. Bende hep olan ve hiç tükenmeyecek şey bu Serap. Onlar bana hep güvenecekler. Sen hiç güvenmediğin gibi. Denemedim mi Aziz? Yapamıyorum seninle, görmüyor musun? Yoruldum artık. Sevdiğini görmüyor musun? Nasıl düşünebiliyorsun başka bir yerden? Aziz, ben onların geleceklerini düşünüyorum. Sen bu şekilde onlara bir gelecek sağlayamazsın. Korkuyorum. Neyle alıyorsun onların geleceğini, ha? Nereye, hangi, kimin parasıyla alıyorsun? Kendi paranla mı alıyorsun? Ha? Başkasının parasıyla mı alıyorsun? Hangi geleceği alıyorsun? Hangi yarın? Almıyorsun, harcıyorsun onları.
Benim mutluluğumu harcıyorsun. Çocuklarımızın mutluluğunu harcıyorsun. Hepimizin mutluluğunu, ailemizin mutluluğunu harcıyorsun. Gelecek diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Yarın yok. Dün de yok. Bugün var sadece. Dün yok mu Aziz? Dün yok mu? Düne nasıl yok dersin? Ama hepimiz gördük. Sen 14 yıla dün deyip geçemezsin. Sen bu gece yanlarındaydın, ben yoktum. As hadi o zaman. Aliş diş çıkarırken kimin göğsünde ağladı? Ha? Sen kim bilir hangi rolün peşindeydin? Su beşikteydi, ben yalnızdım. Hayalin müsameresinde onu alkışlayan kimdi? Benim kızım iki gözü iki çeşme ağladı. Babam buradaydı kızım, çok beğendi, biraz önce gitti diye seni koruyan kimdi? Ben hep senin yanındaydım. Hep yanında oldum. Geçmiş o kadar değerli ki. Geçmiş o kadar değerli ki Pinokyo. Geçmeden yakalamak lazım. Ben o geçmişi yeniden istiyorum. Hepsini birden istiyorum Pinokyo. Sen ister leke de bana, istersen gölge. Bazen bir omuzda dayanıp ağlasam, korkup hayattan sokakta sabahlasam, hiç fark etmez olsun, gene de atar kahkaha o adam. Rüzgarları yarıştıran hayatta, imkansızları başaran olsa da, yanında olmasa da sarılan o adam. Rüzgarları yarıştıran hayatta, imkansızları başaran yanında, olmasa da